Hikayesi bol bir karşılaşma oldu. Trabzonspor Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup ederek bitime 4 hafta kala artık sadece 1 puana ihtiyacı var şampiyonluk için Ki maç sonunda da Trabzon'da da meydanda da gerçekten çok büyük bir e, sevinç vardı. Şu anda dört gözle taraftarlar takımlarının Trabzon'a gelmesini bekliyorlar. Bugünkü oyunla beraber bol pozisyon vardı. Direkten dönen toplar, penaltı kararları, tekrar edilen penaltı. Hamdi Hocam sizinle birlikte başlayalım dilerseniz. Bugün oyuna çıkan Trabzonspor'un 11'inde zorunlu bir değişiklik de yapmak zorunda kaldı. Abdullah Hoca Bruno Perez'in yaşadığı sakatlık sonrasında Dorukan'ı sağ beke çekip stoper mevkiine de Ahmet Can Kaplan'ı aldı. Bugün Densvili sol bekte tuttu. Dorukan'ı stoperde oynatarak mücadeleye başlamıştı. Çok erken değişti aslında maçın senaryosu. Henüz 7. dakikada penaltıdan gelen golle beraber ardından 12'de Fark 2'ye çıkınca Trabzonspor erken kontrol elini almış oldu. Beklediğiniz bir Trabzonspor mu vardı ya da şöyle söyleyeyim Adana Demirspor'da beklediğiniz gibi mi oynadı? Nasıl bir 90 dakika gözlemlediniz? Yani 90 dakikalık oyunun e, özelinde beklediğim bir oyundu. Yani neydi beklediğim oyun? Pozisyonu yüksek bir oyun. Öndeki e, hem Adana Demirspor hem Trabzonspor oyuncuların bireysel yeteneği oyuna keyif katacak taraftar yoğunluğu oyunu güzelleştirecek. Yani bakıldığı zaman heyecanlı yüksek bir e, oyun bekliyordum. E, tabii ki yani çok kısa sürede oyun 2-0'a e, dönüp ondan sonra e, oyun buralara geleceğini e, çok fazla hayal edemiyordum. Hı hı. Yani biraz e, <laughs> yani tabii çok kolay oldu. Yani e, skor çok kolay oldu. O da e, tabii ki Trabzonspor ikinci yarıdaki oyunun yapısını e, bir şekilde öyle oynamasına itti. Yani Trabzonspor yani beklediğimden daha mı iyi veya daha mı oyunda doğru kaldı? Bölüm bölüm. Yani çünkü skor artık alınınca skordan sonra e, oyunun iyi veya kötü olmasından daha ziyade skor anlamında oyunda kalma yönü biraz daha Trabzonspor'a yüksek Yani bunun adı kötü oynamak anlamına gelmiyor benim adımda Trabzonspor olarak. Sadece yani skor avantajını kullanıp oyunu bitirmeye çalıştı. Yani o dönemlerde yani Demirspor demir spor e, gerçekten önde e, çok ekstra işler yaptı. Yani Trabzonspor'un yani bugün savunmayı bana sorarsan üç kişi yaptı. Uğurcan'ı bir kenara koyarsak, Hugo e, Dorukan ve e, siopis ile üçlü savunma yaptı. E, Cornelius'te beraber hemen hemen tek başına hücum yaptı. Bazen Canen'i, bazen Viska destekledi e, o bölümü. Diğer oyuncular biraz daha tamamlayıcı roldelerdi e, bugün. Ee, tabii ki bu maçın özelinde sonuçta Trabzonspor kaybetmemek istiyordu. Çünkü kaybetmesi haftaya kazandığı takdirde yine şampiyonluk e, gelecek düşüncesindeydi. Yani iki takımın da bence oyuncu seçimi e, tamamen birbirlerine e, taktiksel anlamda neler yapabileceği doğrultusundaydı. Bu arada Hamdi Hocam, Cornelius'un rakamları da ekranlara geliyor. İnanılmaz bir istatistik var burada. 10'da 10 on hava topu kazanma. Bugün... Tam bir paratoner gibiydi. Yani yukarıdaki tüm topları çekti Cornelius. Yani oyunu da doğru oynadı. Yani kendi oyunun görevini çok doğru oynadı. Yani o kadar çok arkadaşına yardımcı oldu ki yani bütün oyunun içerisinde e, tek başına vardı. Yani bugün oraya hangi santroforu koysan o kadar o yoğunluğun içerisinde giremezdi. E, oyun karakteri de bu, oyun yapısı da bu. E, sağ içerisinde yani yüksek toptan bahsediyoruz ama yani bu sene atmış olduğu e, gollerdeki vuruşlarına bakıldığı zaman gerçekten o kadar yüksek saizli oyuncunun bu kadar teknik e, vuruşları da az görülen e, şeylerdir. Yani Canin'in atmış olduğu gol bu sene 2-3 tane benzer goller var. Yani en son Gaziantep Trabzon'daki maçını hatırlıyorum ama aynı şekilde goller var. Vakeme, Cornelius, Beşiktaş son dakika. Yani e, o ayak için çok net kullanıyor. Densville'in Yine aynı şekilde asit yapıp atmış olduğu gol. Yani oyunun e, yani bence sadece şunu özetleyebiliriz. Oyun belki 90 dakika daha sert oynanabilirdi. Yani oyun açısından e, pozisyon açısından ama e, 3-0'lık skor Trabzonspor'un maçı bitirmesini istediği bir son yarım saat izledik. İyi savunma yaptı mı yani orası çok fazla önemli değil. maçı bir an önce bitirmek istediler. E, tabii ki bugün gerçekten çok e, sezonun en değerli galibiyetini aldı diyebiliriz. Tabii şimdi şampiyonluk Antalyaspor mücadelesine çevrili Trabzonspor puan alırsa kendi seyircisi önünde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Güvenç Hocam siz oyunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erken geldi. Hamdi Hoca'nın da söylediği gibi goller skoru erken kazandı Trabzonspor ama sanki Montella'da fena hamleler yapmadı. Oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz ön bölgede topu tutmayı başardı. Rakip ceza sahası içerisinde bugün çok girdi Adana Demirspor. Kaçan bir penaltı. Bu yarın sonun onun direkten dönen bir topu farklı bir senaryoda olabilirdi Adana Demirspor için ama genel anlamda nasıl özetlersiniz maçı? Tabii ki bir kere Trabzonspor'u kutluyorum. Şimdi seneye baktığımızda geneline en iyi oynayan, en iyi takım, en iyi performans sergileyen bakıyorsun kadro olarak, yönetim olarak Trabzonspor zaten başta öne çıkıyordu. Haklı bir bana göre şampiyon olacak. Bana yani, yani futbol var ama yüzde 99,9,9 şampiyon olur. Kutluyorum. Şimdi <laughs> Hamdi her şeyi anlattı esasında. Şimdi benim abim, benim abim Trabzonspor'da oynadı. Şeylerle, Necmi Perekler'le, Ahmetli Takoz Cemil falan filan yani tamam mı? Atay değil mi? O zaman evet. bakanımız Faruk. Faruk Bey. Bar Faruk Özal. E, Şimdi giymiş formayı ben diyor, hazırım diyor. Hadi uşaklar sıra sizde. Şey, şimdi gel burada Trabzon'da aleyhinde konuş. Ha? Öbür bütün arkadaşlarım orada. <laughs> şimdi ne diyorum biliyor musun? Şimdi söyleyeceğim ama belki şunda eğleniyorlardır da o fanatikler <laughs> bizi bir dinlemiyordur diye düşünüyorum. Tamam mı? Ya yani şimdi ilk penaltı uyduruk bir penaltı. Tamam mı? Ya yani baktığın zaman olmuyor. Gerek yoktu. Şimdi tekrar oldu falan filan şimdi. Ee, tabii yani ona yormuyorum şeyi falan. Şimdi bir şeyin e, Cornelius'un attığı gol var ya muhteşem bir gol. Vişya da çok zor bir topta ortaya açmadım mı hocam? Ya muhteşem. Çok zor bir açıda çok Değil güzel mi? bir orta ya yaptı Muhteşem Richa'da. bir gol. Yani baktığın zaman maçın bana göre şeyin frikiyle ile e, Vargas'ın bu ama bununki bana göre müthişti. Hem orta hem şey müthişti. Yani hocam pardon lafını bölmeden yine bir Cornelius'e e, golünden bahsederken çok eleştiriyordu Serdar. Yani sıçrayamıyor diye, yani e, <laughs> o yüksek toplarda o hem timing hem bazı yapamıyor diye. Şimdi, e onu da onu Yani şimdi Kornelis'in en önemli özelliği koşarak sıçramasında müthiş bir şey avantaj Koş yakalıyor. Ya. Sen Roma maçı, ya? Giros'un spor maçı. Yani, kim onu diyor Alanya ya? Maçı. Diyen kim, merak Hayır, hocam, mi? Çok gündeme geldi yani, yani bu Allah gündeme Allah geldiği ya. için. E, yani, ya. Olmak için Koş eleştirilmiş. Koşarak çıktığı her topta çok... E, ...fark yaratıyor. Buyurun hocam. Şimdi bak ilk önce bir gülelim isterseniz biraz şeyden gidip... ...şimdi bir tane şey aldılar biliyor musun? Dar bir adam aldılar hatırlıyor musun? Hani adam mı ne ya? Bir ara. Lange. Lange. lange, lange. lange. Giray Hoca zamanı. Çok lange. da şey e, pahalı aldılar. Şimdi Mithat Halis getirmiş 8 gibi. milyon Falan. dolar o civarı mark neyse. mı dolar mı bilmiyorum Şimdi, yani. Nereden bu şeyde... E, o adam yetrende şey, tabii geliyor. Onlar daha belki santroforlar işte çok çabuk tamam mı falan. E bu tabii ağır bir adam. Şimdi dediler ki, ya, eleştiriliyor şimdi. Tabii o biraz şey yapıyor, abartıyor. Koşa mayi, sıçraya mayi diyorlar diyor. Göreceğim diyor, kış gelsin de diyor ben onları göreceğim. <laughs> şimdi yazın kış oradan geldiği yer... Nerede? Danimarka'dan mı? Ne aldılar tamam mı? Bir kış gelsin de dedi. Fetalık ben onlara diyecektim. soracağım dedi tamam mı? Şimdi o geldi aklıma. <laughs> Sıçrayamıyor, koşamıyor. Biraz da abartıyor tabii kızıyor tamam mı? Bu eleştirenlere falan. Denge geneyse şimdi ya son 15-20 dakika var ya. Ya arkadaş ya maç bitmesin istedim biliyor musun? Ben de bitsin istedim hocam. <laughs> ya bırak sen de <laughs> Bitsin istedim tamam hocam. Ya. <laughs> ya.